Evet. Şeyma ve Melisa'nın tatlı mutfağından herkese merhabalar. Çak, iyi giriş yaptın mı, yapmadın mı? Şimdi sen giriş yap. Ya Melisa. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bizim evimizin mutfağındayız. Ve hayatında kaç kere mutfakta bir şeyler yaptın, hani yemek yaptın diye sorarsanız eğer, dürüst olmak gerekirse belki 2, 3, 4 falan olabilir. Melisa Hanım benden daha fazla kurabiye yapmış falan olabilir bu arada. Anneannesiyle beraber. Şu anda biz evet mutfaktayız ve bugün biz zencefilli kurabiye yapacağız. Ama bunun gerçek ismi, uzun ismi ise zencefilli tarçınlı kış kurabiyesi. Neymiş Melisa? Söyle. Uzun adı. Şimdi malzemelerimiz bizim burada var. Anne. Evet aşkım. Wow. Melisa da bana en güzel, en iyi yardımcım. Melisa bana yardım edecek diyorum ama belki de ben Melisa yardım edeceğim aslında. Ben sana yardım edeceğim. Evet, Melisa bana yardım edecek. Evet. Şimdi burada biz önceden malzemelerimizi ölçüleriyle beraber ayarladık. Burada tereyağımız var. Şekerimiz var, toz şekerimiz var. Pekmeğimiz, pekmez. Evet, bunlar kalıplar. En sonunda bu kalıplara çıkartacağız kurabiyelerimizi. Bir tane yumurta, tarçın, zencefil tozu, kabartma tozu ve unumuz var burada. Ve Melisa'mız var. Melisa'mızı da en sonunda içine koyacağız ve fırına götüreceğiz. Hayır anne. Seni fırına koyabilir miyim? Ama anne, bence çok anne, güzel ben, tadın. Anne bak, anne ve Melisa. Ay evet. Evet, başlıyoruz. Hazır mıyız? İlk önce tereyağını koyuyoruz. Tereyağımızı koyduk. Şimdi sen... Dur, bunu buraya koyalım ilk önce. Senin sonuna ihtiyacım var. Şimdi sana şekeri koymanı isteyeceğim. Bunu şimdi çırpacağız. Şöyle var yapmadılar. Dur, sakın orayı elleme. Ya elini oraya koysaydın, ya elini. Aşkım. İstersen böyle şimdi sen yap bakalım. Burayı basarak. Bravo. Teamwork. Tereyağımızı ve toz şekerimizi karıştırdık. Bu arada tereyağının birazcık erimiş olması gerekiyor tabii ki de böyle olması için. Yani buzdolabından bir 10-15 dakika önce çıkarmış olduk. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi Melisa, en önemli görevi yapıyorum anneciğim. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmak çok önemli. Eğer bunu... Evet, sarısını çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi ayırdım. Dırırırın. Çünkü içine atacağız. Şimdi sen Melisa pekmeğimizi koy. Yumurta sarısı pekmeze tekrar karıştırıyoruz. Böyle hani çırpıyoruz. Şimdi kabartma tozumuzu koyalım. Bitireyim mi? Hepsini bitir. Sonra zencefilimizi ve tarçınımızı koyacağız. Hepsini mi bitir? Hepsini bitir. Çırpma işi de bana kalsın. Evet. Bence de. Ben de. Şu an zencefil ve tarçın kokuyor. Anne. Sen alıyor musun kokuyu? Dur bekle, böyle yapacağım. Alıyorum. Efendim. Benim şey eskiden ya, hazır aldığım kokiler gibi kokuyor. Hani hangi? Kokuyormuştum ya bir kere. Ha, evet, doğru söylüyorsun. Onun gibi kokuyor. Senin gülüşünü yerim. Bir çok tatlı değil mi ya? Şimdi unumuzu koyacağız. Ha. Neyse, bunu yoğuracağız. Elimizle. Çok güzel bir feeling'i var. Böyle mi yapacağım? İlk önce yoğuracaksın. Gel, yoğur. Gördün mü? Bak, yoğuruyoruz şu anda. Şimdi ben bunu yuvarlak yapayım. Evet, öyle bir şeyler yoğur öyle sen de. Ne kadar kolay bir şeymiş. Buzdolabına koyuyoruz.
Evet, bu şekerli şeyleri alıyoruz ama yapıyoruz ama yani çok yararlı şeyler değil tabii ki de bildiğiniz biliyorsunuz ki. Evet, buna artık ihtiyacımız yok, kalmadı. Merdanemizle şimdi bunu açacağız. Sanki bence de öyle. Çok güzel. Sanki yani üzerine birazcık daha un. Gerçekten güzel. Bence incecik de olmaması gerekiyor sanki. Yapıyorum ya, oluyor. Ama yeme anneciğim şimdi, bekle. Şu, bu şu anda çiğ daha. Çok güzelmiş. Ama yararlı değil. Sonra midemizde böcekler olur. Böcek. Evet. Tatlı seviyor musunuz? Gerçekten tatlı çok seviyorum. Kurabiye çok seviyor musun diye soruyorsun. Sen kurabiye çok seviyor musun? Ben kurabiye çok fazla sevmiyorum arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Ben kurabiye, evet, Mesa seviyor. Ben kurabiye çok fazla sevmiyorum. Ben dediğim gibi böyle çikolatalı tatlıları çok seviyorum. Muhallebi falan çok seviyorum. Baklava da, baklava çok seviyorum. Profiterole böyle ölüyorum. Bayılıyorum. Kapatayım. Gözüme de bir şey kaçtı şu anda. Şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Bence oldu. Kırık parçaları ben elimle. Şimdi bununla yapacağız Melisa. Ama ne yapmamız lazım biliyor musun anneciğim? Bak şimdi böyle ortadan ortadan değil de daha kenarlardan böyle böyle koyarak, tamam mı, gidelim. Bütün şeyi kullanabilelim diye. Sonra gerçi arta kalanları, kenarda kalanları tekrar açıp tekrardan yaparız. Ama şimdi öncelikle başlanırken... Ben gerçek anlamda. Aa aa aa. Sen ben kimle? Ben bir tanesini yapıyorum, sığmazsa da diğerini de diğeriyle yapıyorum. Ne yapıyorum söyleme. Her yere mesela kalp koyalım. Sen neyle yapmak istiyorsun? Kalp mi ilk önce yapmak istiyorsun? Ama çok tatlısın. Yap. Evet, çıkardık. Dur, ilk önce bunu çıkaralım, bekle. Bu. Tamam, şimdi kar, yıldız yapalım. Buraya değil. Bunu sonra yine yapacağız. Buraları bitirelim ilk önce. Yakın yakın yap. Bravo. Bir de çoraplarını birazcık çeksen mi acaba? Yani daha videoda var mı? Olmadı. Yıldız niye böyle oldu? Buradan yine çıktı böyle. Dur bak şimdi yapacağım. Yapıştıralım. Bence de yapıştıralım, bekle. Dur. Önce bunu çıkaralım ondan sonra. Dur. Çok zor bu kalıplar. Bence sadece kalp yapmalıydık Melisa. Birazcık daha donması gerekiyor bunun. O kadar tatlısın ki ne yapacağım şaşırıyorum. Çok ballı bir çocuk doğurdum ya. Böyle bir şey olamaz, Allah verdi seni bana. Neydi senin adın? Ballı çörek. Ballı çörek. Oh, kurabiye kokuyorsun. Ama senin gerçek kokun bu. Bebek. Ne zaman büyüyeceksin acaba? Bence hiçbir zaman büyümeyeceksin. İnşallah olmuştur. Anne, bunları bir daha mı yapsak? Haklısın. Alayım mı? Al. Çok haklısın. Aa, şekil çıktı. Tamam, şimdi bunu ortaya bastıracağım. Ben sana deyince. Sabretmeyi, aynı annene benziyorsun. Sen bazen ne yapıyorsun sabredin? Sabredemiyorum. Ne diyorsun? Dur bekle. Ha? Ne diyorsun sabredin? Ben sabırsız bir insanım ama sabretmek güzel bir şey aslında. Her zaman sabırlı insan olmak lazım. Ama ben de senin gibi hemen her şeyin bir an önce olmasını ve yapılmasını, bitmesini istiyorum. Ama bu pek güzel bir şey değil aslında. Çünkü zaman her şeyin ilacıdır. Zaman güzel bir şeydir. O yüzden beklemek lazım. Sindirmek, sabretmek lazım. Dur Melisa, bir dakika. Evet, böyle bir de anneyim bir yandan da. Böyle sürekli benim sanki böyle her şey tamam dediğimi falan sanmayın. Bir anda ter diye oluyorum. Evet, oraya koy. Şimdi iyice bastır. Tamam. Kopacak. Oldu. Bence yaptım. Yapma. Şimdi ikinci.
Evet anneciğim, onu yap çünkü kolay yapalım. Bunu düşündüm, sonra bunu düşündüm. O biraz zor oldu. Onu evet, bravo sana. Bak, anladım. Ay gene yanlış taraf yaptım. Yok yok, bir şey olmaz. Aa! Bir. İki. Yok yok, güzel yapıyoruz. Bu böyle mi? Evet öyle. Bravo. Gene mi yanlış? Yok yok yok, yapıyorsun anneciğim, çok güzel yapıyorsun ya. Bunu alalım. Kalbimizi de yaptık. Kalbimizi... Yavaş ve hafif yap. Ha, çok haklısın. Ay ne güzel oluyor. Ayaklı bak. Ay... Evet, bizi izleyenlere YouTube kanalımıza bir şeyler söylemek ister misin? Konuşuyorsun, kendi kendine iPad'de çekiyorsun YouTube. Benim kanalım için dönüp bir şeyler söylemek ister misin? Neler yapıyorsun hayatta? Hı? Ama kuzeyde. Bunu yapsak aslında hepsinde çok daha rahatlayacağız da. Çok güzel çıkaracağım bunu, söz. Bunu da buraya, dur bekle. Tamam mı? Tamam ve bunları çıkartalım kalıp varken. Kalıp varken çıkartalım, bence daha kolay olur kalıp varken çıkartmak. Öyle mi diyorsun? Hop, koydum. Şimdi küçüğü. Dur dur dur, ha, al onları. Şimdi şuraya iki tane daha yapalım, bitsin. Süslemeleri de yine beraber yapacağız. Evet, annelere söylüyorum. Ben bunu ilk defa yapıyorum şu anda. Ama siz de... Ay yok, ilk defa yapmıyorum. Ben Melisa ile birkaç kere daha böyle bir şeyler yapmıştım. Aslında Miami'deyken. Siz de böyle çocuklarınızla, kızlarınızla beraber evde böyle cookie falan yapabilirsiniz. Bir tane yapalım. Sonra diğerlerini ona bırakalım. Yoksa daha çok olur eğer bir tane yapıp diğerini bırakırsak. Ama çok fazla yaparsak hamur bitebilir. O yüzden bunu yapalım. Sonra götürüp bir daha açalım. Bir daha. Çok haklısın. Ne diyorsan o. Ama ona yetecek kadar hamur kalmadı. Ama o zaten çok zor bence. Ama yapalım. Isıtılmış olan şu anda fırınımıza kalıplarımızı, bunu kurabiyemizi yerleştiriyorum. Melisa orada yine dans ediyor. Nerelerin? Kapatıyoruz. Ve bekliyoruz. 12 dakika kadar pişireceğiz şimdi fırında. Oluyor mu anneciğim? Oluyor. Nasıl gözüküyor? Ay çok güzel kokuyor. Melisa, bitti. Nerelerin? Kenarlardan birazcık yanmış ama oldu. Bizim yok tabii, böyle bir şey vardır ama ben bilmiyorum nerede olduğunu, bunu alacağım. Dırıt, dırıt. Ay. Melisa, anneciğim çok sıcak, aman diyorum. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Bakayım. Tam şeker işte, böyle renkli şekerlerden. Tam. Açar mısın? Açalım. Hiç yararlı şeyler değil bu arkadaşlar. Yapıyoruz da. Nasıl kokuyor? Çok şekerli. Güzel. Yaptığıma bakmayın. Yani çok şekerli. Çok güzel. Evet, sen bayılıyorsun. Melisa da çünkü annesi gibi şekere bayılıyor. Sen zaten şeker, ekşi çok şekeri seviyor. Çok seviyorsun. Eski ekşi şekeri çok fazla seviyorum. Melisa da çok seviyor. Değil mi? Sen de çok seviyorsun ama ekşi şekeri. Ama yiyemiyorum. Neden? Tamam. İzin vermiyoruz olabilir mi? Bence biz gayet güzel yapmışız ilk yapmamıza rağmen. İkinci de bir daha yaparsak çok daha başarılı olacağımıza eminim. Şimdi niye bekliyoruz? Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra bunları yapacağız. Eğer şimdi koyarsak... erir. O yüzden... O zaman ben... O yüzden bu süslemelerimiz şimdi hazır. Bunlarla biz... Ay çok zevkli. Bunlarla biz süslemeler yapacağız Melisa ile. Bakalım nasıl süslemeler yapacağız. Aç bakalım. Anne kırılmayan hangisi söyleme. Kırılmayan bu ve bu. İkisi o. Onu lütfen o. Yaklaşmanı istemiyorum buna. Lütfen. Anne, bak alıyor musun şeyi? Elin yanar. Aa şimdi... güzel. Oldu gerçekten. Bu ikisi.
Çok tatlı Melisa. Ay dur, ellememek lazım çünkü çok sıcak anneciğim. Onu ben yapacağım. Devasa kalbi tam ortasına koyalım mı? Evet, o aynen. Lider olsun. Başla bakalım. Sen de yap. Ay çok tatlı oldu. Ellerini de yap. Şeyma'nın şeysi. Melisa'yla beraber yaptık diye demiyorum. Gerçekten çok güzel olmuş tadı. Melisa devam ediyor süslemelere. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bugün Melisa'yla beraber çok güzel zencefilli kış kurabiyesi, tarçınlı kış kurabiyesi yaptık. Böyle güzel değil mi? Gerçekten tadı böyle tarçınlı, zencefilli ve güzel oldu. Isısını falan derecesini bile iyi ayarlamışız. Böyle çok kıtır kıtır da değil. Gerçi siz daha fazla evet kıtırlı seviyorsanız daha fazla pişirebilirsiniz bence. Biz böyle bu birazcık yumuşak oldu. Kenarları doğru kıtır oldu. Çok da güzel oldu tadı. Melisa bana yardım ettiğin için çok teşekkür ederim anneciğim. Bence zaten hani tam gerçekten beraber yaptık ama sen daha fazla üstlendin bu görevi. Teşekkür ederim ve hala devam ediyor şunları da bitirmeye. Süslemelerini yapıyor kızım benim. Bunların arasında en çok hangisini beğendin? Bunu kim yaptı? Sence? Evet. En çok onu mu beğendin? Kızım en çok benim yaptığım böyle bunu beğenmiş. Ben de en çok onun yaptığı bu tatlış ayıcığı beğendim. Ve evet, bugünkü YouTube kanalımızın, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarınızı olabildiğince okumaya çalışıyorum. Gerçekten ekipçe söyleyeyim. Hani ben de öyle. Dikkatli alıyorum sizin yorumlarınızı. Ve gerçekten çok olumlu, çok tatlı yorumlarınız var. Teşekkür ediyorum öncelikle bunlar için. Sizler için spor videosu inşallah kardiyo, pilatesim, yine o dans, pole dance videolarımı çekeceğiz ve onları da yayınlayacağız. Ama onun dışında eğer hani sizlerden de böyle okuyorum yorumlarınızı dediğim gibi çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da yazın. Kayla alacağız, öyle söyleyeyim. Çekmeye çalışacağız. Şu anda Melisa uçtu gitti. Dur, Melisa. Bir dakika, bir dakika. Dur, 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 benda. Bye bye. Evet, Melisa bitişi yaptı zaten. Bye bye. Çok, ay, ne olduğunu bilmiyorum. Pillerim düştü. Pillerim düştü. Pillerim çıktıysa enerjim kalmadı.